Herkese selam, herkese merhaba. Ben Oktay. Agrolimo takipçi kariyerine hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. bölümle birlikte karşınızdayım. Şu videonun girişlerini yapmaktan nefret ediyorum. Çünkü sürekli dilim birbirine dolanıyor. Her neyse, kariyerimize devam etmeden önce size puan durumunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi Real Madrid ve Barcelona bir maç fazlasıyla önümüzdeler. Daha doğrusu Real Madrid zaten önümüzdeymiş. Ama en azından Barcelona bir maç fazlasıyla önümüze geçti. Eğer bu bölümde işler yolunda giderse bu bölümün sonunda en kötü 3. sırada olacağız. Belli olmaz, belki liderliği bile alabiliriz. Şimdi geçen bölümün yorumlarına bazı isteklerde bulunmuştunuz. Ben de bu isteklerinizi yerine getirmek için oyunculara gelişim planı vermiştim. Kimileri gelişti, onun müjdesini vereyim. Kimileri ise daha hala gelişmekte. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, Ömer Tahçeli'ye mesela sol beki verdim. Kaan Yıldız'la birlikte beraber güzel bir ikili olacaklar. Baran Akay sol kanatta oynamak istiyor. Sana gelişim planı verdim. Gelişmeni bekliyorum. Onun dışında mesela şöyle takımı gezdiğimiz zaman Furkan Yavuz Yiğit santrafor pozisyonu almış. Yani şu an iki pozisyonu birden var. Biri sağ kanat, diğeri de forvet. Erkan Sönmez'e baktığımızda ise santrafor ve sol kanat olarak, yani daha doğrusu orta sahanın solu olarak gözüküyor. Ama Erkan Sönmez geçen maçlarda adeta şov yaptı. O yüzden ona bol bol şans vermeyi düşünüyorum. Artist enerjiyi, yani bizim Ahmet'imizi orta sahaya doğru geliştirdim. Ona da olabildiğince birçok yerde şans vermek istiyorum. Kimse zaten lütfen bana darılmasın, gücenmesin. Herkese eşit şans vermeye çalışıyorum. Şimdilik kadro bu şekilde ve gerçekten hepinize eşit şans tanımaya çalışıyorum. Kimsenin hakkına girmemeye çalışıyorum. Şu an mesela bir sonraki karşılaşmaya büyük ihtimal bu kadroyla çıkacağız. Ama şu an yedekte olanlar bilsinler ki maç içerisinde ben onları maça koyuyorum aslında. Sadece o sinematiği sürekli göstermek istemiyorum. İnşallah bir sonraki maçta da şu an yedekte olanları ilk 11 alacağım. Öyle öyle işte, dönüşümde oynayacağız inşallah. Yalnız rakibin forması da çok güzelmiş be. Hadi gelin arkadaşlar, ligdeki bir sonraki karşılaşmamıza çıkalım. Karşılaşmaya başlıyoruz. O neydi lan? Sesim gitti. Şimdi Enes Yiğit'in önüne. Enes Yiğit baktı içeri, orta bir, of şut geliyordu, gelmedi. Şimdi Erkan Sönmez pasımızı oynadık. Tekrar Erkan Sönmez, şut, kaleci. Bu nasıl bir orta? Baran Akay güzel savundu, ey maşallah. Şimdi Furkan Yavuz Yiğit ortayı yaptı. Furkan vurdu kafayı, direkten geri döndü. Ahmet Coşkun sol ayak, top dışarıda. Of be, çok güzel pozisyondu ya. Emre Cankalu sağ ayak. Emre Cankalu müthiş bir şut. Korner. Kaleye baktı, pasını oynadı. Furkan Yavuz Yiğit ortayı yaptı. Uzağa gitti biraz. Bir röşata. Rakip araya girmese tehlikeli olabilirdi. Furkan Yavuz Yiğit. Gördüm, ikinizi de gördüm. Orta güzel. Vur kafayı. Ya, o da olur. 1-0, o da olur. O da olur. 1-0 öndeyiz. Erkan Sönmez gollerine devam ediyor. Furkan Yavuz Yiğit sanırım bu sezon 3. asistini yaptı. Çok güzel bir gol. 1-0. Jeneriklik gollerin adamı Erkan Sönmez. Gerçi Emre Cankalı da geçen bölüm çok güzel bir gol attı. Onu da es geçmemek lazım. Oo, güzel girdik araya, kaptırdık ama. Diego Souza pasını oynadı. Baran Akay penaltı. Abi bu nasıl penaltı ya? Gerçekten bu nasıl penaltı ya? Şu penaltı pozisyonuna bakın. Allah için penaltı pozisyonuna bakın. Bu nasıl penaltı abi? Bu nasıl penaltı? Bu nasıl penaltı ya? Adamın vücudundan sekiyor ya. Tarık. Ne Tarık? Kuzey Kocabay. Golü yedik. Sinirim bozuldu. Vallahi durduk yere beleşten gol yedik. Sinirim bozuldu ya. Şimdi şut geliyor. Kuzey Kocabay. Hızlı başlatacak. İleriye gidin dedi arkadaşlarına. Güzel bir pas oynadı. Kuzey Kocabay. Oo, pasını oyna. Şut. İşte bu. Abi Kuzey Kocabay, kusura bakma. Takımın kazanması şu an için daha önemli. Çok güzel başlattı oyunu. Çok güzel. Müthiş oynadı lan. Erkan Sönmez bencillik yapmadı. Pasını oynadı. 2-1 öndeyiz. Tarık Kocabay. Şimdi Furkan. Pasını oynadı. Diğer Furkan. Furkan vurdu. La bir git ya. Abi ben bu gole sevinemem ki. Yani tamam, güzel 3-1 ama bu nasıl bir hata ya? Bu nasıl bir hata abi? Kaleciye bakın. Salak ya. Şuna bak. Gel de bir gole sevin şimdi.
Arkadaşlar skoru aldık gibi. O yüzden Enes Yiğit'i orta sahaya aldım. Ahmet Coşkun'u da defansa aldım ki Baran Akay sol kanatta oynayabilsin. Çünkü sol kanatta oynamayı çok istiyor. Onu da kırmak istemiyorum. Eğer olur da skorda bir aksilik olursa hemen eski formasyona, eski kadroya geri döneriz. Belki kendisine gol veya asist falan yaptırabiliriz. Şimdi rakip etkili geliyor. Uf ya, bir git ya. Abi çok ağır hareket etti ya. Rakip mi tuttu, ne oldu anlamadım. Gidemedi bir türlü. Defans oyuncumuz bir türlü gidemedi. Kim? 4 numara Ömer Tağ Çelik sanırım. İşte bakın arkadaşlar, top böyle gelirken Ömer Tağ Çelik topa yönelmek istedi ama engellendi, yani bir türlü gidemedi. Sonucunda da topu kalemize gördük. Ahmet sen ne yapıyorsun orada? Ömer Tağ Çelik. Sinirlendik. Gole gitmemiz lazım. Baran Akay. Baran Akay ortayı yapıyor. Gelsin kafa. İndir tekrar. Artist enerji kaleye baktı. Şut dışarıda. Topu indirelim. Çok güzel. Furkan. Furkan pasını oynadı. Müthiş. Erkan. Erkan vur ona. Korner. Şu ana kadar epey çekişmeli geçiyor karşılaşma. Şimdi Tarık Kocabay. Müthiş bir faul. Penaltı mı yoksa free kick mi? Lütfen free kick olsun. Şansımızı denemek istiyorum. İşte bu. Haydi Kali... Aa, penaltı verdi. Penaltı verdi lan. Haydi Kuzey Kocabay. Kuzey Kocabay. Lan oğlum bir git ya. Bu ne ya? Adam ikidir penaltı kaçırıp duruyor ya. Adama bir gol attıramadık ya. Şimdi Furkan. Vur. Oha yani. Çüş artık. Şimdi orta güzel. Pasını oyna. Furkan. Penaltı. Elle oynama var, penaltı. Yine kaleciye kullandıracağım. Bu sefer gol olacak. Bu sefer gol olacak. Çare yok. Yalnız adam o kadar savunmuş ama yine de eline çarpmış abi. Yine de eline çarpmış. Furkan Yavuz Yiğit penaltı kullanmak istiyordu. Normalde ona verecektim. Ama oyunda değilmiş şu an. Kuzey Kocabay en sonunda attı. İşte bu. En sonunda attı. 4-2. Kuzey Kocabay. Golüm yok demezsin. Çok güzel. Furkan Yavuz Yiğit oyunda olsaydı ama Furkan Yavuz Yiğit'e vermeyi düşünüyordum penaltıyı. Çünkü son videonun yorumunda belirtmiş, abi ben de penaltı kullanabilir miyim diye. Aklımda unutmadım. İnşallah bir dahaki penaltılara diyelim. Tarık Kocabay. Şimdi Emre Cankalı. Emre. Tarık'ın önüne bıraktı. Tarık ilerliyor. Tarık. Tarık ortayı yapacak. Orta güzel. Bir kafa. Kaleci. Baran Akay gole çok yaklaştı. Baran Akay gole çok yaklaştı. Erkan Sönmez orta yapıyor şimdi. Bir kafa gelmedi. Furkan. Oo, dur. Lan oğlum. Dur indir. Bak kaleye. Kaan Yıldız. Şutu göm. Penaltı. Bir penaltı daha. Kuzey Kocabay penaltıları bir açtırdı. Arka arkaya kazanıyoruz penaltıları. Asaf sen bir dur. Baran neredesin? Heh, Baran. Bir de seninle penaltı kullanalım. Haydi Baran. Nasıl kaçtı o ya? Karşılaşma sona erdi. 4-2 galip geldik. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere ligde şu anda ikinci sıradayız. Liderlerimizdeki puan farkı sadece 3. Tek maçlık bir fark var. Belli mi olur, belki bu bölümde liderliği alabiliriz. Yani liderliği geri almanın düşüncesi bile çok güzel bence. Ve bir sonraki karşılaşmamız Athletic Bilbao'ya karşı. Hiç vakit kaybetmeden karşılaşmaya başlıyoruz. Ve Athletic Bilbao Agrolümü mücadelesi başladı. Pasını oynadı geriye. Kaan Yıldız. Tekrar artist enerji. O da pasını oynuyor. Haydi hızlı çıkalım. Erkan Sönmez baktı yine kaleye. Müthiş bir şut kaleci. Müthiş çıkardı. Hemen indir. Şimdi Arda Bilgin soluna çekti. Şutu çekecek de olmadı maalesef. Aman dikkat. Artık korkar oldum top elimize değecek diye. Şimdi Kaan Yıldız pasını oynadı. Artist enerji. Oo, müthiş bir çalım artist enerjiden. Şimdi ortayı yapacağız. Hocam penaltı. İşte artist enerjinin o müthiş çalımı. Keşke bacak arası olsaydı, daha güzel olur. Furkan'a sözüm var. Furkan kullanacak penaltıyı. Haydi ve gol. 1-0 öndeyiz. Furkan Yavuz Yiğit attı. 1-0 öndeyiz.
Geçen bölüm işte bu gol sevinçlerini göstermedi ya. Kafayı yedim ya bildiğiniz. Furkan Yavuz Yiğit penaltı kullanmak istiyordu. Kullandırdık. Bir hayalin daha gerçekleşti. Daha doğrusu hayal demeyelim de isteğin gerçekleşti. Hayalleriniz daha güzel olsun. Daha böyle vizyonlu olsun. Müthiş bir şut. Kuzey Kocabay. Çok güzel çıkardı. Çok kötü yakalandık. Of güzel. Çok güzel. Haydi Erkan. Erkan Sönmez yardırıyor. Erkan Sönmez. Erkan Sönmez'in ortası. Demarcos. Çok güzel bir orta. Of. Tarık Kocabay zamanlı müdahale. Şimdi Vesga. Geriye çekti. Raul Garcia pasını oynadı. Baran Akay yine yerinde müdahale. Barancım sen sol kanada geçmek istiyorsun ama sen inan ki burada çok iyi oynuyorsun ya. Semih Can Akbilir güzel girdi araya. Şimdi Ahmet pasını oynadı. Kaan Yıldız sağına çekti. Kaan Yıldız müthiş şut, top dışarıda. Uzaklardan bir şut deneyeyim dedim. Az farkla dışarıya gitti. Kaan Yıldız. Arda Bilgin. Şöyle arkalardan doğru oyun kuracağız. Ömer Taçelik. Şimdi Baran Akay. Semih Can Akbilir. Artistik bir pas. Tarık Kocabay. Tarık. Güzel geçti. Pasını oyna. Furkan. Seni gördüm ama oynayamadım. Şimdi Furkan. Müthiş bir kafa. Artist enerji. Efsane bir gol attı. 2-0. İşte bu. Pozisyon çok güzel gelişti. Furkan Yavuz Yiğit ortayı yaptı. Ahmet kafayı koydu uzak direğe, uzak köşeye doğru. Çok güzel bir gol. İşte bir de yakın açıdan izleyelim. Gerçekten güzel gol. Helal olsun. Dani Garcia, Kaan Yıldız güzel girdi araya. Şimdi Artist Enerji. Artist Enerji pasını oynadı. Furkan'a bırakacağız. O Furkan değildi niyetim ama o da olur, fark etmez. Korner mi? Çok ilginç, korner. Şimdi Semih Can Hakbilir ortayı yapıyor. Bir kafa gelsin. Vur! Baran Akay çok güzel girdi yine araya. Çok güzel. Haydi Erkan. Erkan Sönmez 3-0. İşte bu. 3-0. Taklalar geliyor. Hızlı çıktık. Furkan'ın pasında Erkan Sönmez. Şutu gömdü. Ya bir git ya. Bu nasıl bir gol ya? Kaleci abi üzerine gelen topu nasıl tutamıyorsun ya? Tamam, tam da üzerine gelmemiş, faul almış ama ya böyle şeyleri görünce benim sevinesim gelmiyor işte. Maça devam etmeden oyuncu değiştirelim istiyorum. Ve işte oyuncu değişikliği. Aman aman aman. Yapma! Ya abi her maç gol yemek zorunda mıyız ya? Yediğimiz gol de gol olsa ya. Saçmalık abi ya. Kısa kısa paslarla böyle sinsi sinsi kalemizin önüne kadar geldiler. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Top ağlarda. Son saniyede bir gol daha yedik. Yalnız golün hakkını vermek lazım. Gol çok iyiydi. Her ne kadar köşeye gitmese de. Ve karşılaşma sona eriyor. 3-2 galip ayrılıyoruz. Her şeye rağmen. Furkan Yavuz Yiğit istedi penaltıyı. Ardından kullandı. Ve golünü de attı. Real Madrid'in dibindeyiz, ensesindeyiz adeta. O liderliği inşallah bu bölümde alacağız. Hiçbir zaman bırakmamak üzere. İnşallah başarırız. Bundan sonraki haftalar biraz sıkıntılı. Şimdi Real Valladolid'e karşı oynayacağız. Ardından Osasuna'ya karşı. Daha sonra da Real Madrid mücadelesi var. Ve en kötü ihtimalle liderlik mücadelesi olacak. Şimdiden bana heyecan bastı. Real Valladolid Agrelimo mücadelesi. Real Valladolid Agrelimo... Oğlum ne zor lan bu takımın ismi. Real Valladolid Agrelimo mücadelesine başlıyoruz. Furkan'ın vuruşuyla karşılaşma başladı. Skor alırsak Baran Akay'ı yine sol kanada alacağım. Çünkü sol kanatta oynamak istiyor kendisi. Şimdi Enes Yiğit. Buradan doğru bir orta denesek. Oo, güzel gitti lan, ilginç gitti. Şimdi Ahmet Coşkun. Boo, o nasıl goldü? 1-0 öndeyiz. Müthiş vurdu lan. Erkan sana rakip geldi ha, haberin olsun. Ve işte gol sevinci. Müthiş vurdu arkadaşlar. Ahmet Coşkun efsane vurdu gerçekten. Helal olsun lan.
Bir anda geliyorlar lan. Aman dikkat Kuzey Kocabay, Tarık Kocabay. Pasını oynayacak. Hızlı çıkıyoruz sanırım inşallah. Erkan. Bir dakika, indir o topu, inmedi. Of tamam. Rakip manyak. Peşin peşin söyleyeyim. Rakip manyak abi. Ama inşallah biz daha manyak oynayacağız. Acayip şekil şükül oynuyorlar. Acayip hızlı oynuyorlar. İnşallah baş edebileceğiz bunlarla. Güzel güzel güzel. Haydi. Haydi Enes. Enes yardır. Enes. Kaleye baktı. Enes sol ayak. Oo, uzak mesafeden güzel şut çıkardı. Bir de gol olduğunu düşündün onun. Zar zor pasımızı oynadık. Emre Can Kalu. Emre Can Kalu. Zor bir açıdan aşırtma denedik. Enes Yiğit. Enes. Saklıyor topu. Pasını oynadı şimdi Ahmet Coşkun. Emre Can Kalu. Müthiş şut. Müthiş bir kurtarış. Kötü yakalandık be. Üf. Maalesef kötü yakalandık. Konuşamadım da konsantre olmaktan. Ama yetmedi maalesef. Dikkat. Tarık Kocabay güzel girdi araya. Hızlı. Güzel çıkalım. Aynen aynen aynen. Tamam. Gördüm. Yani görmemek mümkün değil zaten. Erkan Sönmez gidiyor. Erkan Sönmez. Haydi Erkan. Haydi Erkan 2-1. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İkinci golü buluyoruz. 2-1 öndeyiz. Erkan Sönmez şutu gömdü. Takımını 2-1 öne geçirdi. Şimdi dikkatli olalım. Orta geldi. Penaltı. Ya git ya. Ya git abi ya. Abi her şeye de penaltı çalma. Kurban olduğum ya. Ve kurtarıyoruz. Çıkar. Çıkar. Çok güzel. Çok güzel. Penaltıyı kurtardık. Kuzey Kocabay penaltıyı kurtardı. Furkan kaptı topu. Furkan şimdi Adaş'ın oynadı. Adaş'ı Erkan Sönmez. Erkan Sönmez 3 oldu. 3-1 öndeyiz. Hala daha skoru aldık diyemiyorum. Gerçekten hala daha diyemiyorum. Çünkü rakip çıktığı zaman çok etkili çıkıyor maalesef. İşte Furkan'ın mücadelesi. Adaş'ın oynadı. Adaş'ı hızlıca oynadı. Erkan Sönmez güzel bir plase. Topu ağlardı gol. Baran Akay sol kanatta oynamak istiyor ama bizim ona gerçekten defansta ihtiyacımız var. Özellikle de böyle bir maçta. Gördüğünüz üzere topu nasıl kaptı orada. Çok güzel. Ömer Tahçelik müthiş girdi araya. Bir de devamını getirebilsem ben çok daha güzel olacak. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah topağalarda. 3-2. Maalesef topağalarda. Diyorum size arkadaşlar rakip çıktığı zaman bir anda çıkıyor. Etkili çıkıyor. Yani karşı koyamıyorum. Yapma bak yapma ya. Yapma ya yapma. Mikrofonu kıracağım ya. Zor tutuyorum kendimi. Mikrofonu kıracağım gerçekten. Abi yediğimiz gole bak ya. Bu kadar da şanssızlık olmaz ya. Haydi Arda. Arda ortayı yaptı. Kafa. Lütfen. Lütfen. Semih indir. Baran Akay. Baran baktı kaleye. Baran vurdu. Şimdi Ahmet Akif Cenik. Asaf. O neydi lan? Yapma. Gerçekten yapma. Of. Gidiyordu lan maç neredeyse. Maç neredeyse gidiyordu vallahi. Haydi Arda. Haydi hızlı çıkalım. Arda Aydemir. Güzel pas. Furkan yaz bunu. Lütfen yaz bunu. Yaz bunu Furkan. Allah'ım sabır ver ya. Furkan güzel çalım. Furkan yaz onu. Yaz onu işte bu. 4-3. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Sana şükürler olsun son saniyede. Nasıl korktum ya. Abi bir puan bile kaybedemeyiz. Bak bir puan bile kaybedemeyiz. Furkan böyle girdi ceza sahasında. Şutunu çekti. 4-3 öndeyiz. Son dakika, son saniye. Artık defansif mi oynarız ne yaparız bilmiyorum ama bu maçı bir şekilde kurtarmamız lazım. İşte bu. Defansif oynamamıza gerek kalmadı. Rakip ileriye gidemedi zaten. 4-3 galip geliyoruz. Ahmet Coşkun böyle müthiş bir şut çıkardı. Çok güzel bir gol attı gerçekten. Ve aha işte bu. Vallahi aldık liderliği. Yemin ederim aldık liderliği. İşte bu. Lideriz. Lideriz. Çok güzel.
Liderlik bizim arkadaşlar. Liderliği aldık en sonunda. Umarım daha da bırakmayız. Böylesine müthiş bir haberle videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hala videoyu beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanala da abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Çok önemli bunlar. Ve tabii ki de bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. O yüzden yorumlara doluşun. Yorumlarda buluşalım, kaynaşalım. Vallahi liderliği aldık. İnşallah da bırakmayız. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.